Arkadaşlar selamlar. Şu anda Trabzon-Bayburt yolundayız. Niye bu yoldayız? Çünkü burası Türkiye'nin en zorlu yollarından bir tanesi. Biz bu yolu Kastrol Vektonlaşacağız. Bu yolculukta bize aksiyon ve macerayı seven Necip Memilli abimiz bize eşlik edecek. Hoş geldin abi. Hoş gördüm. Arkadaşlar merhabalar, sevgiler, saygılar. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hem bizi misafir ettiğin için hem bizim misafirimiz olduğun için. Yiğit Yusuf Gölbaş, saygıdeğer arkadaşım. Severek takip ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben kontrollerimi yaptım sanki çok anlıyormuşum gibi. Lastikler iyi, yükümüz tamam. Yani herhangi bir sıkıntımız yok. Biz sana güveniyoruz abi. Estağfurullah ben sana güveniyorum. Hazırlıkları yaptım. Yaptın değil mi? Evet tamam. Yaptım. Yani bana güven tabii de çok anladığım şey değil. O yüzden bugün bu zorlu yolculukta sana birçok soru soracağım. Çünkü ben de öğrenmek istiyorum, merak ediyorum. Detaylı bakalım. Konuşuruz abi. Aynen bende neler oluşturacak. O zaman hazır mıyız? Hazırız. Başlayalım. Başlayalım. Buyurun paşam. Abi sen buyur. Aslan parçası olur mu öyle şey? Gözünü yanayım. Gel. Abi sen ilk defa bineceksin. Evet evet. Tamam. Aslında seni ilk bindirmem yok, gerekiyor. Yok yok o şoför koltuğunu kapını açıyorum sen... abi. Tamam hadi bakalım. Eyvallah. İyi abi gel. Vay 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 vay. Nasıl buldun abi? Vallahi kolay buldum hemen geldim. Evet. Biraz dikkat et basamakta tamam. Çıkarken. Merdivenle ilk defa gel. Arabaya çıkmak. Kamyona merdivenle. İlk defa biniyordun değil mi abi? Abicim böyle büyük güzel bir şeye hakikaten ilk defa biniyorum demiş. Ya burası bildiğin ev ya, evet. Yatağın. Bu ne? Bu buzdolabı abi. Oba içerim bir suyum. Buyur tabii. Eyvallah. Her şeyimizi buraya koyuyoruz. Oo. Sıcak yaz aylarında. Bir şey diyeceğim, evini taşıyorsun değil mi aslında? Abi burası bizim evimiz. Biz uzun yol tır şoförlerinin hayatının çoğu burada geçiyor zaten. Yani uzun yol yapıyoruz, burada yatıyoruz, akşam burada yemeğimizi yiyoruz. Her şey var, buzdolabı var, yatağı var. Ne ararsan. Bir çamaşır makinesi eksik abi. O da... Kornamızı da çaldık. Aynen. Onu da bazen elimizde falan yıkıyoruz. Şeye asıyoruz. Motor kaputunu açıyoruz falan. Oralara asıyoruz. O derece. Yani eğlenceli iş, yaptığımız şeyler de oluyor. Sıcak bir yuva. Aynen öyle. 2,5 metrelik kabin genişliği. Bize her olana sağlıyor. Motorun sesini duyalım mı? Duyalım. Hadi o zaman. Ayarlıyorsun her şeyi evet, kendine göre. Evet, direksiyonumuzu ayarlıyoruz. O zaman ben de güvenliğimi ayarlayayım. Hoppa! Yola çıktık. Yiğit Yusuf'la beraber çok keyifli bir yolu aşacağız. Birlikte aşacağız abi. Eyvallah. Çok keyifli bir yol bizi bekliyor. Biraz stresli olacak ama. Aynen öyle. Olsun, stresli olsun hiç sıkıntı yok. Şimdi bazı yolculuklar var, uzun yolculuklar dediğimiz. Bu uzunluklar evet. Ne? 10-15 gün süren yolculuklar var. Özellikle yurt dışında. Bundan biraz bahseder misin? Abi bizlerin yolculukları... Yani 10 gün, 15 gün, 2 hafta falan sürebiliyor. Eyvallah. Bu zaman zarfında zaten hep pirde olmuş oluyoruz. Hı-hı. İçimizde hep bir özlem olmuş oluyor. Eyvallah. Tabii böyle güzel yerler falan denk geliyor yolumuzun üstünde. Doğru. Biz de orada hemen tırı çekiyoruz kenarıya. Çayımız varsa yapıyoruz. Yani bir mola yeri buluyoruz, dinleniyoruz. İşin tadını çıkartmaya çalışıyoruz açıkçası. Güzel. Yani bu işin içerisinde seni en çok zorlayan şey ne? Abi çok derin bir konuya girdim ben. Girelim. Vallahi güzel. Sabaha kadar konuşuruz bu konuyu. Anlat, dinlerim. Bazen yeri geliyor, 1000 kilometre evden uzakta oluyoruz. Evet. Aile birleşiyor, ben yokum. Evet. Yani zor oluyor. Bir düğünümüz oluyor, işte cenazemiz oluyor. Eyvallah. Her bir zaman evde bulunamıyoruz. Evet. Zaman. Benim de bir kızım var, 1 yaşına girdi. İsmi Asya. Hani Selvi Boylum, Al Yazan'ın Asya, Kırmızı Kamyon. Adı gibi hani, bahtı da güzel. O yüzden benim için çok şanslı oldu bunu seninle beraber yapıyor olmak. Ben mesela şu an seninle beraber bunu çekerken o böyle yavaş yavaş yürümeye başlıyordu. Onun ilk adımlarını belki de göremeyeceğim. Senin de işin için, bu çıktığın uzun yollar için kaçırdığın şeyler oluyor öyle değil çok mi? Çok oluyor abi. Çok bayırlara gidiyoruz. Çok zorlu yollara gidiyoruz. Aha. Bazen işimiz çok zor oluyor ama... Bir yandan da motoru da düşünüyorum yani. Şimdi motorun bir arıza çıkartması demek, gelsin masraflar demek oluyor. Kesinlikle öyle. Yani yağımızı iyi seçmemiz gerekiyor bu konuda. Yani şoförün bir sürü de derdi var. Eyvallah. Ya şimdi bak, geziyoruz, görüyoruz. Zorlu yolların en güzel tarafı da bu manzarası. Evet, kesinlikle. En büyük keyfi bu. Şimdi bu manzarayı, ki biz Karadeniz yöresindeyiz, bu manzarayı her yerde bulmak öyle kolay değil. Bunun keyfini sürmek de ayrı bir şey, öyle değil mi? Sizin lezzet duraklarınız var. Şu an seninle var. Bu yol o kadar keyifli ki. Ay, senin canını yerim ben. Yani Avusturya'da da böyle gittiğim yollar oluyor. Alp dağlarının yamaçları oluyor mesela. Kar olmuş oluyor orada. İnan o kadar güzel manzara ki bazen yol kenarında çekiyorum, çayım varsa yapıyorum, demliyorum. Aha. Bunu izleyenlerle falan da paylaşıyorum. Ben Instagram'dan falan baktığım zaman uzun yol şoförü arkadaşlara Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun o kadar güzel yerlerde o kadar güzel fotoğraflar paylaşıyorlar ki bazen acayip bir şekilde imreniyorum buna yani. Evet. Keşke orada olabilsem, görebilsem diyorum.
Çok çok keyifli bir şey. Hani work and travel'ı en iyi tırcılar yapar. Evet, aynen ya, öyle. Aynen biz hem öyle. Geziyoruz, aynen dibine öyle. Vuruyoruz yani gezmenin. Aynen öyle. Ve hem de bazı yerlerde güzel lezzetler, güzel noktalar işte keşfediyoruz. Aynen. Onları da tadıyoruz yani. Bizim öyle bir şeyimiz olacak mı? Abi şu yolu bir aşalım. Ha. Seni çok güzel bir yere götüreceğim. Çok güzel bir sürprizim var sana. Bana bunlarla gel. Evet. Bana bunlarla yani gel. Yani biraz aksiyon, biraz lezzet. Eyvallah. Çok keyifli olacak. Abi bu arada aklıma bir şey geldi. Onu da sana söyleyeyim. Castor Vecton dünyadaki ilk karbon nötr ağır vasıta motor yağı. Abi motor yağı üretilirken bir karbon salımı meydana geliyor. Tamam. Bu oluşan karbon salımını en aza indirebilmek için Castrol doğayı koruma adı altında yapılan projelere destek vererek bu olayı sıfırlıyor. Karbon nötr olayını sıfırlıyor. Yani doğayı koruyor. Anladım. Böyle düşünebilirsin. Anladım. Ya bu gerçekten çok keyifli. Keyifli dediğim şey de es geçmeyeyim. Şu yaşadığım şey mesela yukarıda olmak, bu anı, bu duyguyu yaşamak. Ben hayatımda ilk defa böyle bir kamyonun içerisinde böyle bir seyahat yaşıyorum. Ve bu gerçekten heyecan verici. Bakma şöyle çok fazla konuşarak heyecanımı kamyona yaymaya çalışıyorum. Abi aslında biraz sonra çok güzel bir heyecan yaşayacağız birlikte. Ben de çok merak ediyorum neler olacak. Çok merak ediyorum. İnan o girdiğim yani tırla bazen böyle kendime videolar çekiyorum. Aha. Hani o girdiğim yerlerdeki heyecanı yaşayacağıma eminim yani. Bu arada bir şey diyeceğim. Sen Türkiye başlamadan önce yanımızdan tırlar, başka kamyonlar geçiyor ya. Evet, ben çarpıyormuş şurada olduğum halde abi şöyle falan oluyorum. Sen hiç... Alışkanlık abi, alıştık tabii. Eyvallah, doğru söylüyorsun. Şimdi ufak ufak bir başlama muhabbetindeyiz sanırım. Bizi bayağı zorlayacak. Yük bizi arkaya çekiyor ama biz ileri gitmeye çalışıyoruz. Yani biliyor musun? Ters orantı var. Hissedebiliyorum şu anda bunu. Evet. Her ivme arttığında bunu hissedebiliyorum. Ama rahatsın değil mi abi? Çok rahatım ve sanırım şurası değil mi o? Evet abi, o virajdan sonra. Aha. Şu anda görüyoruz orayı. Evet. Ben de biraz buradan heyecan dönüp yapmaya o tarafa başladım. Çıkacağız. Abi çok dikmiş ya. Aynen, bayağı. Gerçekten çok dikmiş. Köprüyü dönüyoruz. Ufak dönüyoruz. Karşımızdan da birbirini sollayan iki kamyon geliyor. Şaka yapıyorsun. Umarım sollayabilir. Öbürü de şu sollayıyor. Anda solladı, öbürü de solluyor. Bizim biraz sağa kaymamız lazım. Aha. Burada. Çocuklar önlem alın, olur mu? Abi okay. Şu anda tam performanslı tırmanışa geçtik. Eyvallah. Motor sıcaklığımız şu anda 140 derecelerde falan. Tamam. Şimdi peki bir burada şey diyeceğim. Burada motordan tam performansı almamız lazım abi. Şu anda ben senden bir şey isteyeceğim. Ben senden eğer şurayı dönerken bu performansla dur dersen bir daha kalkamaz değil mi bu? Mesela. Öyle bir şey yok abi. Şaka yapıyorsun. Durdun mu ciddi? Evet. Öyle bir şey yok. Oğlum niye duruyorsun? Şaka yaptım ben. Abi. Kalkar mı? Böyle bir motor yağın varsa, ona da güveniyorsan hadi buradan böyle kalkarsın abi. Ay, şaka İstediğin yapıyorsun. Yerde durursun ve devam edersin yoluna. Oba. Şu anda bayağı yavaşladık. Oba. Kaldırabildik amatırı. Oba. Virajı da rahat bir şekilde alıyoruz ama çok yavaşladık. Hızlanmamız mı lazım? Hızlanmamız lazım biraz. Şu anda ivme veriyorum ve şey yavaş diyeceğim. Yavaş yükseliyoruz. Şu anda da bayağı performansla devam ediyor evet, değil mi motor? Evet abi, şu anda çok zorlanıyor tır. Onu söyleyebilirim sana. Sıcaklıklarımız 140 derece falan, yani o civarlarda. Ben motor bayağı aşağıya yağı bakamıyorum şu anda. Yani. Ama şimdi sorabilirsin abi, neden Castrol Vecton? Soruyorum ben. Bu yükseklikte abi, bu macerayı, bu ekstrem spor gibi durumu yaşarken soruyorum. Neden Castrol? Abi işte Castrol Vecton hangi sıcaklık olursa olsun şuradaki bu yüksek sıcaklıklarda özelliğini kaybetmiyor. Yağın viskozite değerleri kendini koruyor. Sistem Pro teknolojisine ait ekstra performans rezervleri sayesinde motorun ömrünü %45'e kadar uzatmış oluyor. Şu tırmanışta bile yakıt tüketimini en aza indirdik. O nasıl oluyor? Yani tasarruf yaptık. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Bu kadar güç harcıyorsun, bu kadar performans harcıyorsun ve yakıt tasarrufu yapıyorsun, öyle mi? Eco Plus tuşu sayesinde 500 beygirlik tırı 450 beygire kadar indirdik ve bu tırmanışı 450 beygirle gerçekleştirdik. Sana bir şey diyeceğim. Yani akıl sıra ermiyor ama gerçekten bu tırmanışta bile yakıt tasarrufu sağladık. Gerçekten helal olsun, şakası makası bir yana ama biraz önce yaşadığım heyecan gerçekten ekstrem spor gibiydi. Sen bana diyorsun ki yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Motorun ısısı 140'lara falan çıktı ve biz durduk. Sen evet, bayağı durdun. Dur sonra dedin, durduk abi. Evet de ben onu öylesine söyledim. Evet. Dursak kalkamaz herhalde derken zaten. Ve biz kalkıp devam ettik. Arkamızda böyle bir yük var.
Abi. Böyle yaparlar ya. Yağına güveniyorsan durursun da kalkarsın da. Helal olsun. Sevgili seyirciler, değerli konuklar. Castrol Vecton'la zorlu yolları açtık da biz bu hafta yiğit gibi bir şey diyeceğim. Rakımdan kafam gitti. Bu arada abi rakım çok yüksek. Çok ya oksijen an... değeri azaldığı için motor bayağı zorlandı. Bayağı azaldı ve gerçekten basınç var. Tabii bu da... Oo, manzaraya gel. Rakım yükseldikçe oksijen değeri azalır ve hararet seviyesini bu olumsuz yönde etkiler. Ona rağmen o sıcaklıklarda birden kalkabildik. Fark ettin değil mi abi? Benim kalbim çok iyi yani. Buralarda hep böyle... Kardeşim, çok abi, güzeldi. Harbi diyorum sana, şaka moka diyelim. Şu videoyu geç. Yaşadık değil mi abi o tırmanışta? O şey. Acayip tırstın. Ben de yaşadım. Acayip heyecanlandım. Ya, karşıdan bir de araba geldi evet de o ya. Gel bir hava alalım, gel. Alalım abi ya. Arkadaşlar, Castrol Vecton'la bir yolculuğun daha sonuna geldik. Sizin seçtiğiniz yolu sizin için açtık. Bu yolu birlikte açtık. Bu yolculukta bana eşlik eden Necip Memilli abiye çok teşekkür ederim. Benim için de çok farklı bir deneyim oldu, bir tecrübe oldu. Estağfurullah. Öncelikle ben sana ve böyle bir macerayı bana yaşattığın için Castrol'a çok teşekkür ediyorum. Seninle bunu yapmak çok keyifliydi. Ya, hakikaten büyük heyecanlandım. O yüzden gerçekten teşekkürler. Şoförlüğüne de, insanlığına da çok evet. Da keyifli muhabbet ettik. Yalnız ben şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben bu işin peşini bırakmayacağım için. Castrol'le bu iş nereye kadar gidiyor, neler yapabiliyoruz hepsini görmek istiyorum. Arkadaşlar, eğer siz de bizim gitmemizi istediğiniz yolları çıkarırsanız ve Castrol Yol Arkadaşım Facebook ve Instagram sayfasına haber ederseniz biz oradan sizin istediğiniz yola keyifli bir şekilde gitmeye varız. Var mıyız abi? Varız. Devam edecek miyiz oradan? Edeceğiz. Çaylarımızı yudum arkadaşlar. Yudum arkadaşlar. Hadi buyur o zaman. Ama başka yerlere. Başka yerlere. Her türlü.